Hükümet adına son konuşmacı Orman ve Su İşleri Bakanı Sayın Veysel Eroğlu. Süreniz 24 dakika Sayın Bakan, buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Özellikle bakanlığımın 2017 bütçe tasarısı hakkında görüşlerimi sizlere arz edeceğim. İnşallah bu bütçenin hayırlara vesile olmasını gönülden diliyorum. Birlik beraberlik kardeşimizin pekişmesine vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Tabii Orman Su İşleri Bakanlığı en büyük yatırımcı bakanlıklardan birisi. Özellikle 66 bin mevcudumuzla, elemanımızla inşallah 2017'de 20,2 milyar TL'lik bir bütçe tasarısıyla huzurunuzdayız. Özellikle tabii ben bu arada Beşiktaş Dolmabahçe'de maalesef hayatlarını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Bütün şehitlerimizin ruhları şad olsun. Ben de dün zaten Nidebor ilçesindeydim. Bir kahramanımızı orada Cenab-ı Allah'ın rahmetine tevdi ettik. Ve inşallah bunlar son olur. Cenab-ı Allah başka acı keder göstermesin diyorum. Değerli milletvekilleri, Orman Su İşleri Bakanlığı son 13 yılda 145 milyar TL'lik bir yatırım yaptı. Yani bakanlığımızın bilhassa köklü kurumlar var. Orman Genel Müdürlüğü gerçekten şu ana kadar 3 milyar 750 milyon fidanı toprakta buluşturdu. Öbür taraftan çölleşmeyle mücadele Genel Müdürlüğümüz gerçekten erozyonla ve çölleşmeyle mücadele yapıyor. Dünyada takdir topluyor. Bunun dışında bilhassa geçen yıl 2015 yılı sonunda 12-24 Ekim 2015 tarihlerinde biliyorsunuz Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele 12. Taraflar Konferansı'nın ev sahipliğini Ankara'da yaptık. Ve bütün ülkeler, 179 ülke oy birliğiyle Türkiye'yi dönem başkanına seçti. Gerçekten bu da takdir edilecek bir husus. Ayrıca ormancılıkta bizim E-Türkiye ödüllerimiz var. İki defa E-Türkiye ödüllerimiz var. İnşallah 2023'e kadar dünyadaki her insan için bir fidan, yani 7 milyar fidanı toprakla buluşturmayı hedefliyoruz. Ayrıca değerli milletvekillerim, sizler için de, hepiniz için de özellikle birer tane fidan dikildi. Onu da burada dikkatlerinize arz etmek istiyorum. Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğümüz, gerçekten Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğümüz çok çalışıyor. Şu anda dünyada çok saygın bir kurum haline geldi. 24 koruma alanı dünyada en iyi koruma ünvanı, mükemmellik ünvanını aldı. Bunu özellikle takdirlerinize sunmak istiyorum. Ayrıca bir de Doğa Koruma Milli Parkların Apple Store'da bir uygulaması var. Dünyada ilk 4'e girdi yarışma içerisinde. Bu da gerçekten takdire değer. Su Yönetimi Genel Müdürlüğümüz var. Su Yönetimi Genel Müdürlüğü su havzalarıyla alakalı bütüncül bir yaklaşımla havza yönetim planlarını hazırlıyor. Kuraklıkla mücadele ediyor. Suyu kontrol ediyor. Tabii DSİ Genel Müdürlüğümüz Türkiye'nin gerçekten yüz akı bir kurum. Şu ana kadar suyu yönetti. Barajlar, göletler, sulama testleri, hidroelektrik enerji üretimi, içme suyu temini, der aslahlarını yüz akıyla yaptı. Bunu da özetle vurgulamak istiyorum. Ben de değerli milletvekilleri, SUEN, Türkiye SUEN'si aslında en az mevcuduyla, en düşük bütçesiyle gerçekten bütün pek çok ülkeye eğitim çalışması yapan, dünyada su politikalarını takip eden ve özellikle sınır aşan sular konusunda çalışma yapan bir kurumuz. Onu da özellikle vurgulamak istiyorum. Tabii Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz gerçekten dünyadaki en ileri teknolojileri
kendisine yerleştirdi. Hakikaten Meteoroloji Genel Müdürlüğü şu anda 1674 tane otomatik meteoroloji ölçüm istasyonuyla bütün Türkiye'nin havasını yakından takip ediyor. Özellikle teknoloji olarak şu anda Cebelkarık'tan Hazar Denizi'ne kadar bütün kara değil denizlerde bizden soruluyor. Onu da özellikle vurgulamak istiyorum. Ben de değerli milletvekilleri, özellikle öncelikle Orman Genel Müdürlüğü ile alakalı sizlere kısa bir bilgi vermek istiyorum. Orman Genel Müdürlüğümüz az önce ifade edildi. Ormanlar çoğalıyor mu? Efendim, orman alanları hem odun serveti hem alan olarak artıyor. Bunu özellikle bu tabii bilimsel olarak tespit ediyor. Tapularla sabit. Şu anda son 12 yılda orman alanlarımız 1,5 milyon hektar. Yani 15 milyon dekar arttı. Hatta daha önce orman kadastrosu kendi başına çalışıyordu. Sonra biz orman kadastrosuyla tapu kadastrosunun çalışmalarını birleştirdik. Şu anda artık bunlar tescil edilmeye başladı. %99 ormanların kadastro işlemleri tamamlandı. %82'si de tescil edildi. Yani artık ormanlarımızın tapusu var. İlk defa bu tapuyu biz hazırladık. Ve neticede inşallah 2016 yıl sonuna kadar bütün orman kadastrosunu tamamlayacağız. Bu gerçekten gurur vesilesi. Yıllarca tamamlanmamış bak. Hatırlarsanız 2B meselesi vardı. Bu kangren haline gelmişti. Ama bunu da Allah'a şükür gerekli teknik çalışmalar yaparak bütün 2B alanlarındaki tapu ve kadastro tescil işlemlerini ve bunun binler emlaka tapuların devredilmesi suretiyle satışları yapıldı. Gerçekten bu da büyük bir yoğun bir çalışmaydı. Onu özellikle vurgulamak istiyorum. Bunun dışında o kadar çok ağaçlandırma yapıyoruz ki odun servetimiz de artıyor. Değerli vekillerim, dünyada orman varlığı azalırken pek çok ülkede bizde orman varlığı artıyor. Bakın 2002 yılında odun servetimiz 1,2 milyar metreküpken bugün 1,6 milyar metreküp yükseldi ki gerçekten bu takdire şayan bir husustur. Ben bu yüzden orman teşkilatımla gerçekten gurur duyuyorum. Ayrıca bir de ormanlara sadece ağaç dikmiyoruz. Daha önce orman teşkilatı, burada ormancı arkadaşlarım var, milletvekillerim var. Sadece ormanlık alanlarda, yani Türkiye'nin %27'sinde çalışma yapardı. Ağaç dikimi, genelde çam, sedir dikimi, bunların korunması ve bir de yangınla mücadele için çalışma yapardı. Ama 2011 yılında Orman Genel Müdürlüğü'nü bütün Türkiye'den, hatta Balkanlar, Kafkaslar, Afrika, Orta Asya'dan sorumlu hale getirdik. Gerçekten şu anda orman teşkilatı sadece ormanlık alanda çalışmıyor. Yol kenarlarına fidan dikiyor. Mezarlıklara, mabetlere, okul bahçelerine, hastane yollarına, ya nerede ağaç dikilecek yer varsa oraya ağaç dikiyoruz. Ayrıca fidan üretimimiz fevkalade arttı. Şu anda takriben 740 milyon fidanı üretiyoruz, toprakla buluşturuyoruz. Hatta isteyen bütün belediyelere, kamu kurum kuruluşlarına, vatandaşlara fidanları ücretsiz veriyoruz. Hatta ben onları bazen dağıtırken espri yapıyorum. Değerli sevgili vatandaşlarımız, fidanlar ücretsizdir ama tutmazsa orman teşkilatı hesabına 5 lira yatırın diye söylüyorum. Böylece gerçekten güzel bir uygulama oluyor. Bunun dışında değerli dostlar, insanların ormanlara karşı sevgisini çocukların, gençlerin, hanımefendilerin artırmak için 141 tane şehir ormanı kurduk. Artık orada cumartesi, pazar herkes dinlenebiliyor. Gerçekten çok önemli. Bunun dışında 1304 tane mesire alanı biz kurduk. Ayrıca ormanlarımızı artık kırsal kalkınmanın lokomotifi olarak kullanıyoruz. Bakın bu çok önemli. Şu anda Orman Teşkilatı'nın 26 tane eylem planı var. Daha önce yoktu.
Bakın bunlar ceviz, badem, salep, tut eylem planı, dikaba ve aklınıza ne gelirse fıstık çamından tutunuz da gerekirse sakız ağacına kadar eylem planları var. Ve bunları ne yapıyoruz biliyor musunuz? En yakın orman köylüsüne, orman yakındaki en yakın köylüsüne veya mahallesine büyük şehirlerde bunu o alanı taksim ediyoruz, parselliyoruz. Oraya ne uygunsa ceviz mi, badem mi, fıstık çamı dikiyoruz. Herkesin göz önünde kura çekiyoruz. 49 yıllığına 3 yıl bakım vize geliri 49 yıl vatandaşa ait olmak üzere teslim ediyoruz. Allah nasip ederse 5000 köye 5000 ormanı kuracağız. Gelir getirici orman ve bunu vatandaşa dağıtacağız. Çünkü bizim anlayışımızda şu var. Her şey millet için. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Dolayısıyla millet bizim başımızın tacıdır. Ne gerekiyorsa yapmak bizim boynumuzun borcudur. Onu özetle vurgulamak istiyorum. Bunun dışında çok önemli sizlerin seveceğiniz bir hususu bahsetmek istiyorum. Maalesef geçmişte bir sivil toplum kuruluşu zeytin ağacı orman ağacı değil diye yargı kararı çıkartmış. Dolayısıyla neredeyse zeytin ağaçları kesiliyordu. Ama yargı kararını okuyunca bunun tamamının zeytin ağacı olamayacağını %80'ine kadar zeytin %20'sinin diğer ağaçlar şu an vesaire olabileceğini ifade edince biz şimdi şu anda bütün Türkiye'de zeytin yetişecek bilhassa Marmara Ege bölgesinde delice tabir edilen zeytinleri aşılıyoruz deliceleri ve bunları da vatandaşa taksim ediyoruz. Herkesin gözü önünde eşit ve adil olarak şimdiye kadar hiç kimse itiraz etmedi. Çünkü herkes şeffaf, açık, adil bir şekilde bunu dağıtıyoruz vatandaşa. 49 yıl geliri vatandaşa ait olmak üzere. Bir diğer sevineceğiniz bir hususu da belirteyim. Burada bazı vekillerim var. Gözlerin içi gülüyor, görüyorum. Efendim tıbbi ve aromatik bitkiler. Bu ihmal edilmişti bu. Biz bunu ilk defa el aldık. Tıbbi ve aromatik bitkiler merkezi kurduk. Allah nasip ederse şu anda odun dışı ürünler dediğimiz ürünlerden yılda 600 milyon dolarlık ihracat yapıyoruz. Yeterli mi? Değil. Bakın bizdeki flora fauna kıta Avrupa'sından çok daha fazla. Ama bu ihmal edilmiş. İnşallah açığı kapatacağız. Değerli vekillerim, dünyada bu tıbbi aromatik bitkilerin dünyadaki pazarı 117 milyar dolar. Biz kıta Afrika'sından daha fazla şifalı bitkiye sahibiz. Ama 600 milyon dolarlık o da son yıllardaki gayretle bir ihracat yapıyoruz. Ama hedef sizlerden de bu konuda yardım istiyorum. Tavsiyelerinizi müsaade ben de sizi dinledim sorularınızı cevap veririm. Tavsiyelerinizi almak istiyoruz. Ben bu arada konuşma yapan bütün milletvekillerimizi dikkatle dinledim. Teşekkür ediyorum. Bizim için tenkit, tavsiye varsa teklifleri başımızın tacıdır. Allah nasip ederse saygıdeğer vekillerim. İnşallah tıbbi aromatik bitkilerin ihracatı konusunda hedef 2023 yılına kadar 5 milyar dolarlık bir ihracat yapmaktır. Bunu da özellikle vurgulayayım. Nereden nereye? Tabii efendim bu arada orman köylüsüne 14 yılda 13 milyar TL'lik bir destek vermişiz. Orman köylüsü bizim gönlümüzde gerçekten onlarla aile gibiyiz. Orman teşkilatına talimatım şu olmuştur. Artık orman köylüsü ve orman mahallesi bizim ormancının hasmı değil, hısım olacak dedik. Dolayısıyla bu mümel üzere onlarla beraber çalışıyoruz. Onlar bizim ailemiz gibi. Ailemizin fertleri anlayış orman teşkilatında tamamen değişti. Bu çerçevede odun üretimimiz de var tabii. Türkiye'nin yılda 30 milyon metreküp odun kullanımı ihtiyacı var. Bunun şu ana kadar 20 milyon metreküpünü biz karşılıyoruz. Gerisi ithal ediliyor. İnşallah endüstriyel plantasyonla bu açığı kapatmayı planlıyoruz. Onu da özetle vurgulamak istiyorum. Bunun dışında yangınla mücadelede şunu gururla ifade edeyim. Yangınla mücadelede Akdeniz ülkeleri hatta Amerika'da
Dan çok daha güçlü bir sisteme sahibiz. En ileri iki defa E-Türkiye ödül alan muazzam bir bilgi işlem merkezimiz var. Yangın hareket merkezimiz var. Ben de acizane teknolojiye meraklıyım. Odamdan yangın zamanı, havada uçan helikopter ve uçağın o andaki koordinatlarını, hatta o andaki hızını görecek bir teknolojiye sahibim Allah'a şükür. Şimdi bu teknolojiyi Amerika özellikle Los Angeles'te talep etti. Biz de orman var, bütün ormanlar dünyanın ortak malıdır diye onlara da her türlü desteği veriyoruz. Hatta yangınla mücadelede şunu gururla ifade edeyim. Komşu ülkelerin tamamına biz destek veriyoruz. Bakın geçmişte ta Libya'ya kadar Makedonya, Bosna Hersek, Yunanistan, Gürcistan, Rusya, en son işte İsrail'deki yangınları biz söndürmeye gittik. Çünkü neticede insan hayatı çok önemlidir. Biz onları hem ormanları kurtarmak hem de insanları kurtarmak, bakın bu bizim vicdanımızın sesi. Halep'teki zalimler bunu duysun. Biz vicdanın sesi olarak bütün insanlara yardım ederiz. İnsanlığın icabıdır. Bu bizim geleneğimizdir. Efendim, bütün yaratılmışları severiz. Yaradan'dan ötürü. Evet, herkesi seviyoruz. Sizleri de seviyoruz değerli kardeşler. Bunun dışında çölleşmeyle, erozyonla müsaade eder misiniz? Hızlı anlatmam lazım. Çok hızlı geçeceğim çünkü sabaha kadar, keşke başkanım müsaade etse de ben sabaha kadar size anlatsam yani. Hocalık var serde. Şimdi değerli dostlar, erozyonla mücadelede bakın nereden nereye geldik. Topraklarımız akıp gidiyordu. Yılda 500 milyon ton toprak akıp gidiyordu. Bunu 168 milyon tona indirdik. Yeterli mi? Değil. İnşallah çalışmalar devam ediyor. Bütün dağlar teraslıyoruz, ağaçlandırıyoruz. Ağaçlandırmaya devam edeceğiz. Doğa koruma milli parkları, 42 tane milli parkımız var. 209 tane tabiat parkımız var. Lütfen Uludağ, Sibir Dağı'na, Kop Dağı Milli Parkı'nı yeni ilan ettik. Bunun dışında Erzurum'daki Nene Hatun Milli Parkı'na. Hemen burnumuzun dibinde tamamlayacağız bu 2017'de. Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı. Başkomutan Milli Parkı. Orada çok muhteşem bir İstiklal Tanıtım Merkezi yaptık. Daha önce biliyorsunuz Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi yapmıştık. Bütün milletvekillerimizi buralara davet ediyoruz. Şeref versin. Sizlerin ziyareti bizleri çok mutlu edecektir. Onu da özetle belirteyim. Bir de değerli dostlar, bizim turizm açısından denizi Nene Hatun'a da Erzurum'a da davet ediyoruz. Sayın Mustafa Ilıcalı Bey uçak paralarını kendisi ödeyecekmiş efendim. Şimdi değerli dostlar, bir de sizlere bir yeni bir sektörden bahsetmek istiyorum. Doğa Koruma Milli Parklar 81 vilayette tabiat turizmi, doğa turizmi diye bir master plan hazırladı. Lütfen bütün vekillerimizden bu konuda destek bekliyoruz. Deniz turizminde gelen bir turist 500-600 dolar bırakıyor bir seferde ama tabiat turizmi, yayla turizmi, doğa turizmine gelen 10 bin dolar bırakıyor. O bakımdan bu konuda arzu ettiğiniz, kendinizin seçildiği vilayetlerde talebiniz olursa Aralık ve ay sonu ve Ocak'tan itibaren toplantılar yapılacak. Biz bütün vekillerimizi buraya katkı sunmaya davet ediyoruz. Arzu etmeler halinde. Tabii bu arada DSİ'den bahsetmem lazım. DSİ gerçekten çok çalışıyor. DSİ'nin bir sloganı var. Devlet Su İşleri Bakanlığı o zamanla yarışıyor. Zamanla yarışıyor. Kurumaz merak. Kurumaz. Bak görüyorsun bütçenin olduğu gün canavalı yağmur gönderiyor. Daha ne istiyorsun ya? Kar gönderiyor. Bakın haftaya salıya günü bütün Türkiye yağışlı geçecek. Kar yağışıyla. Kar istiyorsan Allah kar gönderiyor Cenab-ı Allah. Şimdiye kadar bakın 12 yılda 6298 tesis açmışız. Sayın vekiller 6298 tesis.
verdi. 411 baraj. 482 HES. 782 gölet. 1068 büyük sulama tesisini açtık. 176 yerleşim yerine su verdik. Susuz şehri kalmadı. Daha ne istiyorsunuz? Ve efendim 14 tane atık Ergene'de atık su arıtma tesisini inşa ettik. Ve 3329 dere sahile bir destan yazıldı. Destan. Tabii içme suyundan şimdi vaktim çok sınırlı. İçme suyundan bahsedeyim. Değerli dostlar, bizi burada konuşan İstanbul'dan İstanbul vekillerimiz var. Allah aşkına İstanbul'un 1994'ten önceki halini bilmiyor musunuz ya? Bilmiyorsanız lütfen karikatürlerden okuyun. Şimdi hükümetimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız 2003 yılında başbakan olduğu zaman Veysel Hoca bütün Türkiye'nin su meselesini halledecek dedi. 176 yerleşim yerinde, 76 il merkezi, 176 noktada susuzluk vardı. Allah'a şükürler olsun, 176 hocam, ne demeli, hocam, şehrin içme suyu problemini çözdük. Ne zaman biliyor musun? 30-40 yıl sonrasının Erzurum'dan, Kıbrıs bizim için çocuk oyuncağı. Kıbrıs bizim için çocuk oyuncağı. Biliyorsun değil mi? Şimdi efendim bakın, Şırnak'tan Mersin'e kadar, İzmir'den Kars'a, Kars'tan Edirne'ye kadar, efendim Çorum'dan, Çankırı'dan, daha Afyonkarahisar'a kadar her yere su götürdük, götüreceğiz. Hiçbir şehri susuz bırakmayacağız Allah'ın izniyle. Bir de sulamalarla ilgili, sulamalarla ilgili sayın milletvekilleri, şu anda 62 milyon dekarlık alan sulamaya açtık. Ama yeterli mi? Değil. İnşallah 85 milyon hektar, 8,5 milyon hektar, yani 85 milyon dekar araziyi tamamen kapalı sistemle, modern sulama sistemiyle, ben de teşekkür ediyorum bazı arkadaşlar kapalı sistemin önemini vurguladı. Biz de zaten bütün projelerde kapalı sistem, basınçlı sulama, yani yağmurlama ve damlamalı sulama olacak şekilde kapalı sistem, borulu sisteme geçtik. Onu özellikle vurgulamak istiyorum. GAP'ta bakın, GAP diyorsunuz. GAP'ı biz gibi bitireceğiz. Allah nasip ederse 2019 yılı sonuna kadar bakın GAP'ta, değerli vekillerim, GAP'ta kapı kaptırmayacağız. Kapı kaptırmayacağız. Sevgili kardeşlerimiz, vekillerim bir dinleyin hele bakın. Allah aşkına bir Şanlıurfa'dan bakın grup başkan vekilim. Ben dinledim orada, hiç söz atmadım. Yani siz de gruba hakim olsun. Değerli vekilim, hemşerim yani. Ben sen de gelirsin. Şimdi değerli kardeşler bakın GAP'ta yaklaşık 1 milyon 500 bin metre. Yani 1500 kilometre dev ana kanal yaptık. Bir tanesini söyleyeyim. Mardin Ceylanpınar ana kanalı Şanlıurfa'dan gidiyor. 221 kilometre. Ve oradan Kızılırmak'ın Mart ayındaki debisi kadar bir su akıyor. 200 metreküp saniye. Yani bir suni nehir. Bunun gibi KOP'ta, GAP'ta suni nehirler yaptık. Peki sulamada nereye ulaştık? Sulamada ise 500 bin hektar alanı GAP'ta sulamaya açtık. 2019 yılı sonunda 1 milyon 58 bin hektar alan tamamen sulanacak. Bunun sözünü veriyoruz. Biz sözün eri hükümetiz. İnşallah sürem bitiyor. Hızlı geçeyim. Efendim de bir dere sahalarından bahsettim. HES'ler, ben de teşekkür ediyorum değerli Kırklareli vekilime. Efendim size teşekkür ederim. Sayın Bakan, evet, teşekkür için bir dakika. Evet, buyurun. Su akıyordu, biz bakıyorduk. Ama 26 milyar kilovatlık enerji üretimini biz 92,5 milyar kilovata çıkardık. Yeterli mi? Değil. Suyumuzu, efendim? 92,5 milyar kilovat saat. Aşağı yukarı 25 bin megawatt. Bakın şu anda
bizim HES'lerdeki kurulu gücümüz doğal gaz kurulu gücünü geçti. Bunu diyor, bunu bari takdir edin Allah aşkına. Bunu bari takdir edin. Tabii Suhani bahsetmem lazım. Son olarak da bütün bölgesel projeler var. İsteyen varsa Akdeniz GEP'ten Trakya GEP'e kadar, Batı Karadeniz'den Dokap'a kadar, Doğu Anadolu projesinden Orta Anadolu GEP'e kadar Ege GEP adıyla projelerimiz var. Bunları da izah etmem zaman alır. Hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum. İnşallah bu bütçenin berekette vesile olmasını diliyorum. Sizlerin tenkitleri, tavsiyeleri mutlaka dikkate alınacak. Sizleri seviyoruz. Allah'a emanet olun. Teşekkür ederiz Sayın Bakan. Sayın Yedekçi, bir söz talebiniz var. Buyurunuz. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Şimdi Sayın Bakan'ı dinledik ama benim aklımda tabii çokça soru var. Kendisine sormak istediğim. Öncelikle dere ıslahlarını... Bir müsaade ederseniz... Sayın Yedekçi bir açıklama yapacağım evet, demiştiniz. Evet. Soru cevap işlemi var zaten tamam, biliyorsunuz. Tamam yanlış söyledim pardon. Peki pardon. Buyurun. Dere ıslahlarını betonla yapıyorsunuz. 130 bin futbol sahası kadar orman alanını... kaybettik son 5 yılda tahsis adı altında. Yeni çıkan 84. maddeyle ormanlar, meralar proje bazlı yatırım alanları olarak kullanılabilecek. Türkiye'de İstanbul'da özellikle yeşil alan %1.3 refüjlerde dahil olmak üzere New York'ta bunun 10 katından fazla %14. Bunlardan bir haber olduğunuz kanaatinde olduğum için açıklama yaptım. Ayrıca ormanları kesip yerine fidan dikerek aynı florayı oluşturamazsınız. Bir ağacı kesip yerine başka bir fidan dikmek demek onun yerine getirdiğiniz anlamına gelmez. Teşekkür. Sayın Bakanım sadece bir dakika lütfen. Bir dakika. Efendim İstanbul'daki ormanlık alan %48'de dünyada en önemli alanlardan birisi. Kaldı ki biz orada verdiğimiz maden için vesaire verdiğimiz alanların en az 5 katı fidan diktiriyoruz, madenler alanları saydıyoruz. Gerçekten yani %48'i ormandır ve de Türkiye ortalaması %27'dir. Türkiye ortalamasının ya neredeyse 2 kattır. O bakımdan. Ama bunlar ormanlar korumak bizim boynumuzun borcu. Teşekkür ederiz. Teşekkürler Sayın Bakan. Sayın Milletvekilleri, Sayın Bilgen, buyurun. Söz sırası hükümette, Sayın Bakanlar sırasıyla söz alabilirsiniz. Önce kim başlayacak? Evet. Sayın Eroğlu buyurun. Şimdi efendim İstanbul'da alakalı olarak bakın %48'i orman olduğunu söyledik. Yani orman varlığı, yeşil orman demek, yeşil demek en çok olan illerin arasında geliyor bir. İkincisi biz ağaçlandırma yapıyoruz İstanbul'da. Şu ana kadar 18 milyon fidan toprakta buluşturuldu. Ayrıca ıhlamur eylem planı, Erguvan, Çınar gibi eylem planları bu sene Çınar yılı ilan ettik. Çok sayıda Çınar'ı toprakla buluşturuyoruz. İstanbul'un kuraklığına gelince merak etmeyin İstanbul'da susuzluk problemi yok. 1994'te İstanbul'da haftada bir gün su verilebiliyordu çoğu yere. Ama şu anda o zaman nüfus 6 milyondu. Şimdi 15 milyon şu anda kuraklığa rağmen sular akıyor. Merak etmeyin. Şimdi efendim Uşak'la alakalı tabii köyler bize ait değil köy özellikle özel idare ama ben Uşak'taki köylere bakacağım Sayın Vekilim. İnşallah onlarla ilgileneceğim. Sayın Köksal değerli hemşerim Yakasinek'te bir köy var ama orayla ilgili ne varsa sıkıntıya gideriz merak etme. Çukurcağı biliyorsunuz baraj yapıyoruz. Hatta orada bir şehidimiz var. Onun ismini verdik şehidimiz ismini. Oradan su vereceğiz. Bağcılar ve Hocalar'daki de köylerin durumunu da inceleyeceğim. Efendim Sungurlu Barajı bu da çok yıllar önce planlanmış bir barajdı. Bakın diyorsunuz 2071 yılına kadar İstanbul'un suyu planlandı. Evet planlandı. Şu anda Melen Barajı önümüzdeki yıl bitiyor. Ve yılda 1 milyar metreküp su verecek.
Ama İstanbul'da sadece bir kaynağa bağlı olmak doğru değil. Çünkü İstanbul Avrupa'daki pek çok ülkenin nüfusundan daha fazla nüfusa sahip. Dolayısıyla Sungurlu Barajı'nın yapılması da şart. Çünkü suyun biriktirmesi gerekiyor. İstanbul'un etrafında akan bir nehir yok. Dolayısıyla suyu başka yerlerdeki, derelerdeki suyu biriktirip İstanbul'a o şekilde veriyoruz. Isıranca'da 7 barajı böyle yaptık, suyu akıttık. Ayrıca Melen Barajı, Yeşilçay, bunları akıtmasaydık İstanbul bugün susuzdu. Orman köylerine baltalık efendim, şimdi kuryat tahvil edilmesi ormanların gelişmesi açısından elzem. Ama biz oradaki vatandaşlar mağdur olmasın diye az önce söylediğim gibi çok daha gelir getirici imkanlar sağladık. Onları 5000 köye 5000 gelir getirici orman kurmak surette onları her bakımdan destekliyoruz. Sayın Şimşek, Mersin orman yangınında hatırlarsanız telefonla da görüştük. Biz oraya karada kara ekiplerle rahatça müdahale edebildik yani. Dolayısıyla orada hava araçlarına gerek kalmadı. Elbette bizim ormanlarımız, bizim canımız, ciğerimiz. O bakımdan başka bir ülkenin ormanlarıyla kıyaslamak yanlış olur diye düşünüyorum. Ona özellikle Mersin, Mersin yangını herhangi bir risk yoktu. Özellikle arazide ve yer ekipleriyle söndürme imkanı vardı ve kısa zamanda söndürdük yani. Bunun dışında Orkop'a gelince hemen müfettişler tarafından Orkop'un normal üyelerinin Orkop'a yatıracağı ücretlerin direkt onların kooperatiflerin hisselerinden kesilmesi diye bir uygulama varmış. Ama bunun yanlış olduğu hukukçular tarafından söylendi, ifade etti. Bu hukuki bir mesele. Biz bir kooperatifin haberi olmadan onun adına parasını kesip Orkop'a yatıramayız aslında. Ama çok ısrar edildi. Biz şimdi o süreyi uzattık. Meselenin özü budur. Özellikle vurgulamak istiyorum. Evet, hepinize teşekkür ediyorum. Diğer özellikle konuşmalar esnasında bazı sorular vardı. Onlara vaktimiz sınırlı olduğu için yazılı olarak onlara cevap vereceğiz efendim. Teşekkür ediyoruz. Teşekkürler Sayın Eroğlu. Sayın Bakan,